Arkadaşlar merhabalar. Ben Türkçe doktorunuz Enes Avcı. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün anlam konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir başlık açıyoruz. Cümlede anlam diyoruz. Haydi başlayalım. İlk olarak cümlede anlam ilişkileriyle başlıyoruz. Birinci başlığımız nedir? Neden sonuç sebep sonuç ilişkisidir arkadaşlar. Her olay ve durumu arkadaşlar meydana getiren bir sebep vardır değil mi? Peki bu nedenler gerçekleşince ne olur? Bazı sonuçlar ortaya çıkar. İşte biz buna sebep sonuç ilişkisi diyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz ne diyor bize? Şirin'i çok sevdiği için deldi dağları Ferhat. Bakın arkadaşlar Ferhat'ımız ne yapmış? Dağları delmiş. Bu nedir? Bu sonuçtur değil mi? Peki yazdım buraya sonuç. Peki Ferhat dağların niçin deldi? Çünkü Ferhat Şirin'i çok sevdi. Bu ne olur arkadaşlar? Bu da bizim sebebimiz olur. Oldu mu bize sebep sonuç cümlesi? Oldu. Bizim Leyla'mız Mecnun'umuz vardı değil mi çocuklar? Leyla'mız Mecnun'umuz. Oraya için de güzel bir örnek verebilir miyiz? Veririz değil mi? Leyla'yı çok sevdiği için Mecnun'umuz çöllere düşmüştür. Niçin çöllere düştü? O da tıpkı Ferhat gibi Leyla'sını çok sevdi. Çok da güzel bir söz vardır. Fuzuli'nin. Ne der? Bende Mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem Mecnun'un ancak adı var der. Çok sevdiğim bir beyittir. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar burada? Çoğunuz anlamadınız. Hocam ne diyor? Yani tamam da. Diyor ki ey Mecnun diyor. Herkes seni tanır. Herkes seni bilir. Herkes senin aşkını konuşur. Ama şöyle de bir gerçek var. Seni ben ortaya çıkarttım, sen benim kalemimden döküldün. Ben olmasaydım sen yoktun. Asıl aşık olan sen değilsin Mecnun, asıl aşık olan benim ben der Fuzûli. Peki devam edelim. Duraktakiler korna sesiyle yerinden fırladı. Şimdi arkadaşlar bakın ne olmuş? Duraktaki insanlar yerlerinden fırlamışlar, değil mi? Yerlerinden fırlamalar nedir? Sonuçtur. Peki soruyorum, duraktaki insanlar neden yerlerinden fırladılar? Çünkü bu ses yüzünden yerlerinden fırladılar, değil mi? O zaman ne oldu? Neden oldu? Buna da ne diyelim? Yokluğundan ıssız bir mağaradır gönül. Arkadaşlar, bakın, gönül ıssız bir mağaraymış. Gönlün ıssız bir mağara olması nedir arkadaşlar? Sonuçtur, değil mi? Peki soruyorum, gönül niçin ıssız bir mağaradır? Çünkü sen yoksun. Çünkü senin yokluğun gönlü ıssız bir mağara haline getirdi. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Neden sonuç, sebep sonuç ilişkisi diyoruz. İkisi de aynı şeydir. Ve püf noktalarımız arkadaşlar. Bakın burada Yuvarlak baloncuklar içerisinde sizlere bazı kelimeler sundum çünkü kelime ve ekler diyelim çünkü zira deki den ötürü diye şöyle bir bakın bunlara çünkü bunları gördüğünüz zaman bunların olduğu yerde muhtemelen neden sonuçta olacak arkadaşlar o yüzden burası önemlidir bizim için peki geçtim amaç sonuç ilişkisi nedir hocam amaç sonuç ilişkisi hangi amaçla ne için sorularını arkadaşlar Cevap verir. Bir eylemin hangi amaçla yapıldığını bildiren cümlelerdir. Şimdi bakıyoruz. Sınavda başarılı olmak için sabaha kadar çalıştı. Şimdi ne yapmış? Sabaha kadar çalışmış. Sabaha kadar çalışması sonuç mudur? Evet sonuçtur. Peki soruyorum. Niçin sabaha kadar çalıştı? Çünkü sınavda başarılı olmak istiyor değil mi? Sınavda başarılı olmak için. Buna ne diyeceğiz? Amaç diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapsak. Sınavda başarılı olmak için sabaha kadar çalıştı. Sabaha kadar çalıştı. Neden çalıştı? E, sınavda başarılı olmak için. E, çok hocam neden sonuç gibi de duruyor? Ben bununla karıştırabilirim. Burası için arkadaşlar çok önemli bir püf nokta vereceğim. Gelsin püf noktamız amacıyla. Yani hocam sınavda başarılı olmak amacıyla sabaha kadar çalıştı. Sen bu bağlantı noktasına amacıyla'yı getir. Eğer ki amacıyla oluyorsa arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz biz burada? Amaç sonuç vardır diyeceğiz. O zaman sebep sonuç ve amaç sonuç geldiği zaman önce amaç sonuca bak. Oluyorsa direkt amaç sonuçtur de geç. Mesela ikinci örneğimize geçelim. İzmir'den buraya sırf beni görmeye gelmiş. Şimdi İzmir'den buraya sırf beni görmek amacıyla gelmiş diyebildim mi? Diyebildim. Amaç sonuç cümlesidir. Yeni programını tanıtmak üzere bir radyo programına katıldı. Yeni programını tanıtmak amacıyla bir radyo programına katıldı diyebildim mi? Diyebildim. O zaman nedir arkadaşlar? O zaman amaç sonuç cümlesidir. Buranın püf noktaları nelerdir? Arkadaşlar, amacıyla, maksadıyla, hedefiyle, mak için, mak üzere diye EA. Bunlar da arkadaşlar bizim püf noktalarımızdır. Bunları gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki, "Aha, geliyor. Ne geliyor? Amaç sonuç geliyor." Burayı da unutmayalım. Peki, geçiyorum arkadaşlar. Hapımızı gördük mü hapımızı? Şimdi Türkçe doktorunuz size harika bir hap verecek. Diyelim ki hala işin içinden çıkamadın. Sebep, sonuç ve amaç sonucu karıştırıyorsun. Bak geliyor geliyor. Muhteşem bir bilgi geliyor. Hazır ol. Nedir hocam muhteşem bilgi? Şimdi bakıyorum. Sabah işe geciktiğim için bana kızdı. Şimdi bana kızdı diyor arkadaşlar, değil mi? Sonuçtur. Yazıyorum hemen. Parayı yatırmak için bankaya gitti. Bankaya gitti. Sonuçtur, değil mi arkadaşlar? Peki, bunları yazdım. Şimdi size bir sorum var. Sabah işe geciktiğim için bana kızdı dedim ya. Acaba sabah işe gecikti mi gecikmedi mi? Bu olay gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? Okuyorum sabah işe geciktiğim için bana kızdı. E gecikmiş hocam işte yani. Olay gerçekleşmiş değil mi? He eğer ki gerçekleşme varsa yazıyorum buraya. Gerçekleşti. Biz buna sebep sonuç cümlesi diyoruz. Ama parayı yatırmak için bankaya gitti. Şimdi peki parayı yatırdı mı? Soruyorum size. Parayı yatırdı mı? Yatırmış da olabilir, yatırmamış da olabilir. O zaman ben biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Kafamda bir ne var? Soru işareti var. Gerçekleşti ya da gerçekleşmedi. Belirsiz. He o zaman ne olur? İşte o zaman da amaç sonuç olur. Vay harika bir bilgi verdiniz hocam. Harika bir hap gönderdiniz. Üçüncü başlığımız arkadaşlar koşul şart ilişkisidir. Bakıyoruz örneklerimize. Susarsanız size bir fıkra anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bakın size bir fıkra anlatacağım demiş değil mi? Peki bize bir fıkra anlatmasının şartı ne? Susmamız. Susarsanız anlatacağım. Alın size Koşul şart ilişkisi. Kirazlar olgunlaşmadan onları canım çekmiyor. Şimdi kirazları canımın çekmesi arkadaşlar hangi şarta bağlı? Onların olgunlaşması şartına bağlı. Değil mi? Alın size koşul şart ilişkisi. Biraz zayıfla ki istediğin o kıyafeti giyebilesin. Ah o kilolar değil mi arkadaşlar? Normalde istediğin o kıyafeti giyebilmen sonuçtur. Peki hangi şartla o istediğin kıyafeti giyebilesin? Biraz zayıflaman şartıyla değil mi arkadaşlar? burası da ne oldu? şartımız oldu. Yani koşulumuz oldu. Peki bir koşul şart da benden size gelsin. Arkadaşlar bakın bana. Bak 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 buraya bak. Kim en fazla videolarıma yorum yaparsa ona çok güzel kitap hediye edeceğim. Şimdi benim kitap hediye etmem hangi şarta bağlı? En fazla yorum yapan öğrenci olmanız şartına bağlı. Var mı burada da koşul şart ilişkisi? Evet. Hocam vallaha mı diyorsunuz? Gerçek mi? Şu an gaza geldim evet şu an niye gaza geldim onu da bilmiyorum ama tamam gerçek söz sözüm olsun o zaman. Bir ay sonra bir ay sonra diye bir tarih belirleyeyim arkadaşlar. Güzel böyle 2-3 tane e, soru bankası göndereyim. Burada da koşu şart ilişkisi arasında araya onu da sıkıştırmış olalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Püf noktalarımız var. Burada yine ekranımızı bir durdurun arkadaşlar. Şöyle bir bakın eklerimiz var bakın burada görüyorsunuz eklerimiz ve sözcüklerimiz. Bunları arkadaşlar gördüğünüz zaman aa burada kuşu şart olma ihtimali çok yüksektir hocam diyorsunuz. Peki geçiyorum arkadaşlar. Karşılaştırma. Nedir karşılaştırma? Bir varlığı, olayı veya durumu diğeriyle olan benzer veya farklı yönlerine bakarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz karşılaştırıyoruz. Bizim çocuk eskiden daha yaramazdı. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bizim çocuk eskiden daha yaramazdı. Şimdi çocuğumuzun eskiki yaramazlığıyla arkadaşlar şu anki yaramazlığı arasında bir karşılaştırma yaptı mı? yaptı. En güzel hikayelerimi bu kitapta topladım. Şimdi bakın arkadaşlar, en güzel hikayelerimi demiş ki burada çok önemli bir sözcüğümüz var. En gördüğünüz zaman aha karşılaştırma geliyor deyin arkadaşlar. Bu önemlidir. Ne yaptı arkadaşlar? Hikayeleri arasında bir karşılaştırma yaptı mı? Evet yaptı. Sanatçılar arasında eşi az bulunur bir insandı. Evet bir sanatçımız var ama tüm sanatçıların arasında eşi az bulunur bir insan. Diğer sanatçılarla o sanatçımız arasında ne yaptı arkadaşlar? Bir karşılaştırma yaptı. Altta ise arkadaşlar bakın görüyorsunuz ekranın sağ alt ekranınızın sağ alt tarafında daha demişim en gibi kadar göre ise oranla kıyasla oysa denden. Bunlar da sizin karşılaştırmayı bulmanızı sağlayacak arkadaşlar. Ekler ve sözcükler. Buraya da Aman diyeyim çok dikkat edelim. Öznel anlatımlı cümleler. Nedir hocam öznel anlatımlı cümleler? Arkadaşlar bakın doğruluğu ya da yanlışlığı sevgili gençler. Kişiden kişiye farklılık gösterebilen cümlelerdir. Buradaki püf noktamız şu olsun. Bana göre. Bana göre diyebiliyorsan öznelsin. Bitti. İyi söz söyleyen insanlar herkesten fazla okuyanlardır. Yok bana göre değil. Bak diyebildim. Bana göre diyebildim. O yüzden özneldir. Arkadaşlık bir insan için vazgeçilmez bir duygudur. Yo benim için vazgeçilmez bir duygu değil. Yine bana göre diyebildim. Öznel. Başarının tek şartı çalışmak daha çok çalışmaktır arkadaşlar. Yo bence çalışmaya çok da gerek yok. Bakın bana göre diyebiliyorum. Bana göre diyebiliyorsam nedir arkadaşlar bu? Bu özneldir. Peki nesnel anlatımlı cümleler. Aynı tanımı yapıp ufak bir değişiklik yapıyoruz değil mi? Doğruluğu ya da yanlışlığı herkes tarafından aynı kabul edilendir arkadaşlar. Peki burada bana göre diyebiliyor musun? İşte burada bana göre diyemiyorsun. Püf noktamız bu. Belirli bir noktadan sonra tırmanışa yürüyerek devam ettik. Yok, bana göre yürüyerek devam etmediniz. Böyle bir şey diyebilir misin? Hayır diyemezsin. Romanda kimsesiz bir çocuğun hayat hikayesi anlatılmış. Yo bence kimsesiz bir çocuğun hayat hikayesi anlatılmamış. Böyle bir şey diyebilir misin? Diyemezsin. Hadi diyelim ki dedin. Açar bakarız romana. Gerçekten anlatılmış mı anlatılmamış mı? Görürüz. Tanımda ne dedim arkadaşlar size? Doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen dedim. Bakın dikkat edin. Tolstoy itiraf eden kurtulur demiş. Şimdi bana göre diyebilir misin? Yok bana göre öyle dememiş. Hayır bakarız gerçekten demiş mi dememiş mi? Burada bir şey daha söylemek istiyorum size. Bakın oldukça önemli. Mesela şöyle bir cümle kursam ben. Desem ki sınıfta 24 öğrenci var. Fakat o an sınıfta 20 öğrenci var. Ne yaptım? Yanlış bir bilgi verdim. Şimdi bu öznel midir yoksa nesnel midir? Evet arkadaşlar bu söyleyeyim bakalım öznel mi nesnel mi? Nesnel diyorsunuz değil mi? Geliyor geliyor. Nesnel nesnel nesnel. Nesnel cevapları bu sefer çok fazla gelmeye başladı. Evet nesneldir. Neden? Tanımıma dikkat et. Doğruluğu ya da yanlışlığı diyorum arkadaşlar. Yanlışlığı. Bakın yanlışını da kanıtlayabiliyorum. Bitti. Buna da dikkat ediyoruz. Mecaz anlatımlı cümleler. Hocam nedir mecaz anlatımlı cümle? Arkadaşlar eğer ki bir tane sözcük mecaz anlamlıysa orada mecaz anlatımlı cümle vardır. Okuduğum her kitaptan aynı tadı aldığımı söyleyemem. Bakın ne dedim ben burada? Tat dedim. Mecaz mı? Evet. Bu işte onun parmağı olduğu kesin. Parmak mecaz anlamda mı kullanılmış? Evet anılarını tatlı bir dille anlatıyor. Tatlı mecaz anlamda mı kullanılmış? Evet. Arkadaşlar ne dedim? Bir tane bile mecaz anlamlı sözcük varsa o cümle mecaz anlatımlı cümledir. Geldim olasılık, ihtimal cümlelerine. Hocam nedir olasılık, ihtimal cümlesi? Bir olayın veya durumun sonucuyla ilgili kesin olmayan ifadelerin belirtildiği cümlelerdir arkadaşlar. Araba çalışmıyor, benzini bitmiş olabilir. Evet, benzini bitmiş de olabilir, bitmemiş de olabilir. Bu bir olasılık. Buluşma yerine geç kaldık. Sanırım otobüs kalkmıştır. Arkadaşlar otobüs kalkmış da olabilir, kalkmamış da olabilir. Nedir bu? Olasılıktır. Altta yine arkadaşlar böyle vurucu, olasılığı size yakalatacak sözcükleri ve ekleri ne yaptım? Kullandım. Bunlara da bakalım. Peki hocam tahmin var bir de sezgi cümlesi o nedir? Arkadaşlar tahmin sezgi dediğimiz şey de akla, sezgiye veya bazı verilere dayanarak olabilecek bir şeyi bir olayı önceden kestirmedir. Dolar yıl sonuna kadar bence 10 TL'yi bulacak. Şimdi belki bulmayacak. Belki 9, belki 5, belki 8 olacak. Bilmiyoruz. Bu sene de Başakşehir şampiyon olur. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdiden daha şampiyon belli değilken ben Başakşehir'in şampiyon olacağını söylüyorum. Belki Başakşehir değil de bir başka takım olacak. Ama ben ne yapıyorum burada? Tahminimi ortaya koyuyorum. Şimdi sizin kafanıza bir soru işareti oluştu. Bence. Değil mi? Hocam hocam iyi dedin hoş dedin de bu olasılık ve tahmin çok benziyor be hocam. Değil mi? Oluştu bu. Bu soru işareti kafanızda oluştu. Ve çoğunuz da bilmiyorsunuz. Hadi itiraf edin. Bilmiyorsunuz değil mi? Ama merak etmeyin. Türkçe doktorunuzun hapı yukarıda duruyor. Bak görüyorsunuz. Değil mi? Şimdi size gönderecek hapı. Bunu zihnimize bir yerleştirelim. Bir daha unutmayalım arkadaşlar. Bundan sonra da böyle bir soru gelirse şu an dersimizi dinleyen arkadaşlar rakiplerinin hop bir adım önüne çıksın. Nedir hocam fark? Hemen söylüyorum. Araba çalışmıyor. Benzini bitmiş olabilir. Şimdi arkadaşlar arabanın benzini bitmiş olabilir diyorum ya ya bitmiştir ya bitmemiştir. Burada biz ne görüyoruz? %50 olma durumu görüyoruz değil mi? Arkadaşlar eğer ki eğer ki verilen cümlenin %50 olma durumu ya da olmama durumu varsa olabilitesi varsa %50'lik bir oranımız varsa ya odur ya budur şeklinde biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? Biz buna olasılık diyoruz. Dolar yıl sonuna kadar bence 10 TL'yi bulacak. Arkadaşlar belki 9 olur. Belki 8 olur. Belki 7 olur. Belki 12 olur. Belki 15 olur. Bilemeyiz. Bakın bir sürü seçenek var değil mi? Seçenekler arasından bir tanesini seçme ise tahmindir. Lütfen bunu unutmayalım. Mesela az önce bir örneğimiz vardı. Bu sene Başakşehir şampiyon olur. Arkadaşlar Başakşehir şampiyon olabilir. Galatasaray şampiyon olabilir. Fenerbahçe şampiyon olabilir. Al Alanya Spor geliyor gümbür gümbür değil mi? Alanya Spor şampiyon olabilir. Bir sürü seçenek var. Seçenekler arasından bir tanesini seçiyorsam neymiş arkadaşlar bu? Tahminmiş. Aradaki farkı ne yaptık? Hop attık zihnimize değil mi? Hadi geçelim. Devam edelim. Varsayım cümleleri. Arkadaşlar nedir varsayım? Bir olay ya da durumu gerçekleştiği halde gerçekleşmemiş. Gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi kabul etmeyi bildiren cümlelere biz ne diyoruz? Varsayım cümleleri diyoruz ki alt tarafa yazdım bakın varsayalım, farz et, düşün ki, tut ki, say ki düşünelim. Bunlar bize varsayım cümlelerini veriyor. Diyelim ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır ama öyle olduğunu varsayıyoruz. Öyle değil ki. Onun da senin gibi davrandığını düşün. Davranmadı. Sadece davrandığını düşün diyoruz. Öyle varsay diyoruz. Peki geçiyorum öneri tavsiye cümleleri sizin en fazla duyduğunuz cümleler değil mi özellikle şu an bu videoyu izleyen arkadaşlar bir sınavı var sınava hazırlanıyor doğal olarak onlara çevrelerinden annesidir babasıdır Öğretmenidir, abisidir, kardeşidir. Birileri ne yapıyor? Sürekli bir öneride, sürekli bir tavsiyede bulunuyor. Üçüncü örneğimde arkadaşlar, nazare Türkçe doktorunuz olarak benim size tavsiyem olacak. Şimdi başlayalım. Daha güzel yazılar yazmak için büyük şairleri kendine örnek almalısın. Ne yapıyorum? Bir öneride bulunuyorum, değil mi? Sabır bir erdemdir. Sakın ondan vazgeçmeyin. Vazgeçme, sakın. Bak ne yapıyorum? Sana bir öneride bulunuyorum. Sabır diyorum, erdem diyorum, sabırlı ol diyorum. Bu süreçte günlük 40 paragraf sorusu çözmeniz yararlı olacaktır. Bakın bu da benim size önerim. Çocuklar her gün 40 paragraf diyorum. Aman ha aman ihmal etmeyelim. Hocam 40 çok değil mi? Diyenler var. Demeyin öyle. Demeyin. Vallahi demeyin. Niye diyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar her gün 40 40 40 40, 40 çözdün ya. Sen zihnini 40 soruya adapte ettin ya. 40, 40 40 40 40 40 40. Sen 30. sorudan sonra falan yorulmaya başlayacaksın. Değil mi? Artık 30'dan sonra seni yavaş yavaş yormaya başlayacak. Ama... Bu sana nasıl bir artı sağlayacak arkadaşlar? Gerçek sınava girdiğin zaman gerçek sınavda senin karşına 21-22 tane paragraf sorusu gelecek. Sen kendini o kadar güzel hazırladın, o kadar güzel alıştırdın ki her gün 40 çözerek sen 20 taneyi ne ara çözdüğünü anlamayacaksın. O yüzden sizin için çok faydalı olacak. Zaten bir sonraki dersimde paragraf anlatacağım size. Orada bu konuya çok detaylı değineceğim. Doğrudan ve dolaylı anlatım arkadaşlar. Nedir doğrudan anlatım, nedir dolaylı anlatım? Bir başkasının sözlerini olduğu gibi anlatıyorsak arkadaşlar biz buna ne diyoruz? doğrudan anlatım diyoruz. Peki bir başkasının sözünü olduğu gibi değil de değiştirerek anlatıyorsak buna da dolaylı anlatım diyoruz. Bakalım örneklerimize. Ceyda arkadaşına benimle oynar mısın dedi. Bakın arkadaşlar. Ceyda'nın sözünü olduğu gibi verdim. İşte ben buna ne diyorum? Olduğu gibi verdiğim için arkadaşlar ben buna doğrudan anlatım diyorum. Ben yazalım buraya. Ceyda arkadaşına kendisiyle oynayıp oynamayacağını sordu derken. Bakın arkadaşlar burada ne yaptı? Sözü direkt vermedi değil mi bize? O zaman ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Ben buna dolaylı anlatım diyeceğim. Dolaylı anlatım. Annesi yarışmada birinci olan kızına şöyle dedi. Seninle gurur duyuyorum. Bakın sözü hiç değiştirmedim. Sözü ne yaptım? Olduğu gibi verdim. O zaman ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Ben buna doğrudan anlatıma yer verilmiştir diyeceğim. Değil mi? Peki alttaki örneğimize bakalım. Annesi yarışmada birinci olan kızına kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. Bakın gurur duyduğunu. Seninle gurur duyuyorum dedi değil. Sözü ne yaptım? Hop böyle birazcık değiştirdim. O zaman ne olur arkadaşlar bu? Bu dolaylı anlatım olur. Tamam biz çocuklar? Bir küçük püf nokta daha vereyim. Genellikle dolaylı anlatımlar dığını, diğini, eceğini, acağını şeklinde gelir. Yani hocam. Geldiğini, yaptığını, ettiğini, tuttuğunu, geleceğini, seveceğini, alacağını, getireceğini, götüreceğini dedi, söyledi, ifade etti. Sonuna da ekleriz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ve geldim tanım cümlelerine. Arkadaşlar gelsin hemen üç tane. Denir, demektir, dir durdur. Nedir hocam bunlar? Tanım cümleleri bu şekilde biter arkadaşlar. İsimlerin yerlerini tutan sözcüklere zamir denir. Bakın ne yaptım? Zamir denir deyip zamirin tanımını yaptım. Deneyim hatalarımıza verdiğimiz dır derken ne yaptım arkadaşlar? Dırdır durdur ekini getirip deneyimin tanımını yaptım. Tiyatro antik çağdan günümüze ulaşan görsel bir görsel bir etkinliktir dedim. Dırdır durduru verdim ve ne yaptım? Tiyatronun tanımını yaptım. Hemen bir soru var size. Hocam nedir sorunuz? Tanım cümlesi öznel olur mu? Ne dersiniz arkadaşlar? Tanım cümlesi öznel olur mu? Evet, 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 evet. Olur tabii ki de arkadaşlar. Neden olmasın? Bazı öğrencilerin zihninde şöyle bir şey var. Tanım cümleleri sadece neslin olur. Hayır arkadaşlar. Öznel tanım cümlelerimizde ne olur? Olur. Bunu da unutmayalım. Abartma cümleleri. Nedir abartma hocam? Direkt örneklere bakalım. Bu hafta dünya kadar soru çözdüm. Yok artık. Ya bildiğiniz dünya kadar soru çözmüş. Abartma deriz değil mi? Abartma. Ya da bin dereden su getirsen arınamazsın. Sen ne kadar pissin öyle ki bin tane derenin suyunu getireceğiz ve seni temizleyemeyeceğiz. Yani yok artık deriz değil mi? Bin tane derenin suyuyla temizlenemeyecek bir şey var mıdır? O kadar pis bir şey yoktur değil mi? Ya O kadar da değil bence bence değil yani öyle. İtirazı olan varsa yazsın yoruma. Bilmiyorum. Yoruma yazsın dedim. Karşımıza yorum geldi arkadaşlar. Yorum, yorumlama cümleleri. Peki nedir hocam yorum, yorumlama cümleleri? Arkadaşlar bir olay, durum, varlık ya da kişi hakkında görüş ifade eden cümlelere biz ne diyoruz? Yorum cümleleri diyoruz. Yorumlama cümleleri diyoruz. Örneklere bakalım daha net anlayalım. Gözleri kıpkırmızıydı. Besbelli bu sınav içinde sabahlamış. Şimdi bakın arkadaşlar Öğrencimizin gözleri kıpkırmızıymış onu gördük ve ne dedik bir yorumda bulunduk sınav için sabahlamış dedik arkadaşlar yorumumu kattım. Çocuklar bir suç işlemiş gibi ürkek ürkek arka sırada oturuyordu. Yavrularımız arkada böyle ürkek ürkek oturuyorlarmış ben ne yaptım hemen bir yorumda bulundum değil mi? Bir suç işlemiş gibiler sanki bir suç işlemiş gibiler deyip yorumumu kattım arkadaşlar. Değerlendirme cümleleri. Arkadaşlar bir yapıt, bir sanatçı, bir olay hakkında görüş bildirmeye biz ne diyoruz? Değerlendirme cümlesi diyoruz. Peki değerlendirmeler arkadaşlar olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bu kitapta yer alan öyküler bir solukta okunabilen, okunduktan sonra da insanı düşündüren öykülerdir. Arkadaşlar bir kitabımız var. O kitapla ilgili ben ne yaptım burada? Gördüğünüz gibi bir değerlendirmede bulundum. Bu romanı ile öncekiler arasında anlatım ve kurgu yönünden önemli farklılıklar var derken yine ne yaptım arkadaşlar? Bu romanı ve önceki romanları arasında bir değerlendirmede bulundum mu? Evet değerlendirmede bulundum. Şimdi size çok güzel bir sorum var. Sanatçı gerçekleri düş gücüyle yeniden biçimlendiren kişidir. Burada değerlendirme var mıdır arkadaşlar? Ne dersiniz? Vardırlar yokturlar uçusun havada ve cevap gelsin. Burada değerlendirme yoktur arkadaşlar. Nasıl hocam değerlendirme yok? İşte sanatçıyı baya baya burada değerlendirmiş. Hayır arkadaşlar neden biliyor musunuz? Genel anlamda kullanılmış ifadeler değerlendirme değildir. Bak 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 at bu hapı zihnine. Bu çok önemli. Genel anlamda kullanılmış ifadeler değerlendirme değildir. Değerlendirme olması için belli bir eser, sanatçı vesaire söz konusu olmalı arkadaşlar. Ve değerlendirmeyi biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Öznel değerlendirme diyoruz. Nesnel değerlendirme diyoruz. Özneli nesneli az önce gördük. O zaman çok rahat bir şekilde bunları da bulabiliriz. Gezdiği gördüğü yerlerin yöresel renklerini büyük bir ustalıkla yapıtlarına yansıtmış demiş arkadaşlar. Doğal olarak bu bir nedir? öznel değerlendirmedir. Çünkü ne yaptı? Kendi değerlendirmesi, kişisel görüşünü ne yaptı? Kattı. O yüzden öznel değerlendirme diyelim. Oyun bir gün içinde hatta birkaç saatte geçen olaylar üzerine kurulmuş derken buradayız arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde öznellik görmüyoruz. Buna ne diyeceğiz? Buna da biz nesnel değerlendirme diyeceğiz arkadaşlar. Geldik eleştiri cümlelerine arkadaşlar. Nedir eleştiri cümlesi? Bir olay durum varlık ya da kişi hakkında olumlu ya da olumsuz görüş bildiren cümlelerdir. Angry Man filmindeki bazı uzun diyaloglar filmin güzelliğine gölge düşürmüş. Şimdi arkadaşlar izlediğim filmi gerçekten çok güzel bir film. Fakat hakikaten böyle uzun uzun diyaloglar var. Ona istinaden de ben bu örneği buraya yazdım. Koydum arkadaşlar. Kızmasınlar filmi yapanlar bana. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? Bir eleştirde bulundum. Olumsuz bir eleştirde bulundum. İşini bu şekilde düzenli yapması başarılı olmasını sağlıyor derken de burada ne yaptım arkadaşlar? İşini gayet düzenli yapan birisi var ve onun başarılı olmasını sağladığını söyledim. Yine bir eleştiride bulundum ama buradaki eleştirim nasıl? Olumlu bir eleştiridir. Ve son olarak arkadaşlar bugünkü dersimizin son başlığı ön yargı, peşin hüküm cümleleri. Hayatımızda vardır değil mi hepimizin ön yargıları. Bir ortama gireriz, birilerini görürüz, hemen kafamızda onla ilgili böyle bir sürü şeyler oluştururuz ki çoğu zaman zaten istem dışı oluşur bu ön yargılar. Şimdi arkadaşlar herhangi bir durumun ya da olayın nasıl sonuçlanacak konusunda daha sonuçlanmadan hüküm vermedir ön yargı. Yazarın bu yapıtı piyasaya çıktığında çok ses getirecek. Belki getirmeyecek. Önyargı. Bu takım bu yıl şampiyon olamaz. Belki şampiyon olacak. Nedir? Bu bir önyargıdır. Değil mi arkadaşlar? Peki, burada kalıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, cümlede anlamın kavramlar kısmının ilk yarısını burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizi kesinlikle ama kesinlikle kaçırmıyoruz. Niçin kaçırmıyoruz arkadaşlar? Çünkü orada size pişmanlık ve hayıflanma arasındaki o ince çizgiden bahsedeceğim. Neden arkadaşlar? İçerik cümleleri ve üslup cümleleri arasındaki o ince çizgiden bahsedeceğim. Neden arkadaşlar? Çünkü sizlere şikayet ve sistem cümleleri arasındaki o ince çizgiden bahsedeceğim. Vesair vesair. Bir sonraki dersimize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.